Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerinde ve boyunluk, şapka, kaşkol gibi bütün örgülerde kullanabileceğiniz sizlere yapımı oldukça kolay bir örgü modeli hazırladım. Modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayılardan ilmeklerinizi ayarlamanız gerekiyor. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Modelimi bir sıraya mahsus örgünün başlangıcında arka tarafta ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. Bunu bir defaya mahsus başlangıçta kullanıyorum sadece. Tüm ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Boyunluk, şapka, kaşkol gibi örgülere kullanabilirsiniz. Erkek örgülerine kullanabilirsiniz. Oldukça sevilen bir model. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bir ilmek ipimi şişime doluyorum. Bir ilmek körmeden atlatıyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ipimi şişime doluyorum. Ve sonraki ilmeği örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca bu şekilde bir ilmek düz, bir ilmek doluyorum ve bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İpimizi ilmeğin üzerine alıyoruz. İlmekle birlikte ipimizi atlatarak devam ediyoruz. Veya önce ipi şişimize dolayıp sonra bir ilmek örmeden atlatabilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır. Hangisi kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Son ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğe gelince bir ilmek şişime doluyorum. Sonraki ilmeği ve doladığım ipi örmeden atlatıyorum. Aradaki ilmeği düz ördüm ve bir ilmek dolayarak sonraki ilmekleri örmeden atlattım. Önceki sırada bir kez ipimizi dolamış ve ilmeği örmeden atlatmıştık. Bu yüzden şu anda 2 ilmek oldu. Bu ilmekleri tekrar ipimizi dolayarak örmeden atlatıyoruz. İster önce ilmeği dolayıp sonra diğer ilmeği örmeden atlatın. İsterseniz de öreceğiniz ilmeğin üzerine ipi getiriyoruz. Alttan girerek hem ilmeğimizi hem de doladığımız ipimizi atlatmış oluyoruz. Bu şekilde de örebilirsiniz. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar baştaki ilmeği düz olarak örüyorum. Burada ilmeğin üzerine 2 defa ip doladığımız ilmeğe geldik. Bunların 3'ünü birden ters örerek bir defa da topluyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Önceki sıralarda örmeden atlattığım, üzerine ip doladığım bu ilmeği ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters olarak sıra boyunca devam ediyorum. Burada ilmeğin üzerine ip dolayarak devam etmiştik. Bu yüzden ilmek sayısı 3 taneye çıktı. Bunları ters örerek beraber topluyoruz. Sonraki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz şeklinde sıra boyunca ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeği örerken arkadan girerek örmeyin. Benim gibi ön yüzden girerek ilmeği düze çevirin. Bu şekilde ilmeğin görüntüsü daha düzgün olacaktır. Son ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümün 4. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada ilmekleri değiştirmiyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olacak şekilde sıra boyunca bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyorum. Son sırayı arka tarafta ilmekleri aynen örerek tamamlıyorum.
Böylece modelimi de bitirmiş oluyorum. Son kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk başlangıçtaki işlemleri burada tekrar etmemiz gerekiyor. İkinci modeli kurarken zorlanabilirsiniz. Hemen kısaca göstermek istiyorum. Kenar ilmeğinden sonra hiç değişiklik yapmıyorum. İlk ilmeğimi düz, sonraki ilmeğimi bir ilmek dolayıp örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek üzerine ip dolayarak örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek üzerine ip dolayarak örmeden atlattım. Bu şekilde sıramı tamamladım ve örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeği üzerine bir kez ip dolayarak örmeden atlatıyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği üzerine ip dolayarak örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca önceki sırada örmediğimiz ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlatıyoruz. Sonraki ilmekleri ise düz örerek arka tarafta modelimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Modelimin ön yüzündeyim. İkinci modelimin burası üçüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Üzerine ilmek dolayarak atlattığım bu ilmeği ise ters örerek topluyorum. Sıra boyunca bir düz, bir ters şeklinde bütün ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Burada ipimizi dolayarak ilmeğimizi örmeden atlattık. Doladığımız ilmeklerle birlikte şişimizde 3 tane ilmek oluştu. Bunları ters örerek topluyoruz. Ve tekrar tek ilmeğe düşürüyoruz. Devamındaki ilmekleri ise düz olarak örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Modelimin arka tarafındayım. Burası örgümün arka yüzü ve ikinci modelimin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilmeğim ters. Bunu tekrar ters ördüm. Sonraki ilmeğim düz. Bunu tekrar düz olarak ördüm. Modelimizin son sırasında arka tarafta ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu modelde herhangi bir kaydırma yok. Aynı şekilde her defasında modeli tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz. İkinci modelimizi de böylece tamamlamış olduk. 4 sırada uygulanan oldukça kolay ve güzel bir model. Bu modeli ayrıca örgülerinizde lastik modeli yerine de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerine de uygun olacaktır. Oldukça yumuşak, kabartmalı dokuda bir örgü modeli oldu. Sıklıkla bebek örgülerine tercih edilmektedir. Ama dediğim gibi sizler erkek örgüleri, boyunduk, şapka, kaşkol gibi örgülere de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.